Canım babam. Keşke yaşadıklarımı sana anlatabilsem. Keşke. Bu hiç hoşuma gitmedi Sevim abla. Kesin bu işin altında bir şey var. Oğlum sen bana güvenmiyor musun? Bir şey yok diyorum. Salim amca ne zaman çıkacak hastaneden? Daha belli değil. Doktorlar uyanmasını bekliyor. Oho! Ölme şeyim ölme. Benim beklemeye niyetim yok. Yarın bu yüzükler takılacak. Zehra'ya da söyle kırsın dizini otursun. Yok bundan sonra öyle işmiş görüşme. Oğlum acelen ne? Babası uyansın oldu bilsen onu tamam. Yarın bu yüzükler takılacak. Gerekirse burada Salim amcanın yanında takarız. Ne de olsa benim sayemde yaşıyor. Tamam Salim amcan uyansın. Senin istediğin olur. İyi yarın sabah gelirim. Olur. Şu başıma açtığın işlere bak. Ben seni gebertmez miyim şimdi? Ağlayarak günah mı çıkarıyorsun? Babana değil, bana anlat bana. Neredeydin bunca saattir? Ne bu üst baş? Nereden buldun bunları? Anne ben babam için... Baban burada can çekişiyor. Sen zengin adamlarla fingirdeşiyorsun. Anne sandığın gibi değil. Namusunuzu iki paralık ettin. Bu adamcağızın yüzünü eğdirdi. Ama sana müstahak. Müstahak. Kalk da gör kızının halini. Namusuna sürülen bu lekeyi temizle bakalım. Nasıl temizleyeceksen. Anne ben kötü bir şey yapmadım. Yemin ederim kötü bir şey yapmadım. Yapmadın da bu ne hal kız? Kime ne anlatıyorsan be. Ömer. Ömer. Efendim anne. Ne düşünüyorsun yavrum? Hiç. Dalmışım. Düşüncesi olmayan insan dalmaz ki. Çocukluğunda da böyleydin. Her şeyi tek başına taşırdın. Ama artık nihayet bütün bunları paylaşacağın bir eşin olacak. Anne ben... Evladım, canım oğlum. Nihayet kendin için bir şey yapıyorsun oğlum. Biz hepimiz çok mutluyuz senin için. Özellikle de Ayşe. Biliyorum anne, biliyorum. Ailemize yeni biri katılacak. Sonra da diğerleri. Diğerleri? Çocukların olacak yavrum. Bu çatı altına yeni bir heyecan ve mutluluk getiriyorsun. Bu evlilikte Kervancıoğlu ailesi daha da büyüyecek. Gelinlik için randevuyu aldım. Yarın ha. Gidiyoruz. Harika. Ben ne yaptıysam senin için yaptım babacığım. Baba ne olur uyan. Tamam yardım et bize.